Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli körmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərimiz görüşünlərini qarşılamız. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərləri huzurunuza sunumuz. Qınamızda qıtınlar ekranımızda olsun. Hindonoziya TikTok-nı çəkləydiğən yeni bəlgiləmə çıxardı. Hindonoziya ijtimai aloq usullarida elektronlik savdoni cheklaganligini e'lon qilgan bo'lib, bu belgilama orqali TikTokga o'xshash ijtimai aloq usullarida elektronlik savdo qilishni chekladi. Fransiya xalqaro radiosining xabarida bildirilishicha, Hindonoziya savdo ministri Zulkifli Hasan chorshanba kuni ijtimai aloq usullarining bevosita sotishni cheklash nizomining 26-sentabrdan boshlab yo'lga qo'yilganligini, barliq usullarga aloqador masalalarni tengshash uchun bir hafta vaqt berilganligini bildirgan. Hindonoziya hukumatining yangi belgilamasiga asosan ijtimoiy taratqular bevosita savdo supisi bilan ta'minlanmaydigan bo'lib, faqat e'lon tashviqot qila oladi ekan. Bu belgilama 2020-yili ma'qullangan bir yurish savdo belgilamalariga tuzish kirgizish loyihasi bo'lganligi sababli parlamentning bu belgilamani ma'qullashi talab qilinmaydi ekan. Hindonoziya hukumat amaldorlari bir necha haftadan buyon ijtimoiy taratqu va to'ri savdosini ayirishga chaqiriq qilib, Hindonoziyada keng qo'llanilgan Xitoy abditali TikTok qatorliq Çoğun supalarının yerlikteki küçük ve mikro karxanlarga tehdit selvatkanlıkını tekitligen. Hindonoziya Saudi ministeri her kandak hükümet özünün Saudisini qoğdaydı. Bu belgelemenin maksidi adil ve beraber Saudi rekabetiki kapaletli kiliş, şundaklı abuntlarının sallıq malumatlarını qoğdaşını maksat kılıdı digen. O bayanatı diyene, ictimai taratqularının birli vaqtı elektronluq Saudi süpisi, dukan ve banki buluş rolünü alalmaydıqanlıqını agahlandırgan. Zulkifli sözü diyene, ictimai Saudi süpileri televizorga oxşaş elallarga mulazimet kılalaydıqanlıqını, ama onlarının Saudi kılalmaydıqanlıqını qallığını ta'kidlagan. U bevosita TikTok'ning ismini tilga olmagan bo'lsa-mu, ijtimoiy supalarning bevosita savdo qilishiga yo'l qo'ymaydiganligini bildirgan. Fransiya xalqaro radiosining xabar qilishicha, Hindoniziya hukumatining bu yangi belgilamasi Xitoy texnika magnati TikTok'ga nisbatan yangi zarba ekan. TikTok app detali yaqinqi yillarda ishlatuvchi sonliq ma'lumotlarining bexatarligi va shirkatning Xitoy rejimi bilan bo'lgan alohida munosabati qatorliq masalalar sababidan Amerika va boshqa davlatlarda qattiq tekshirilish orqali cheklanmoqda. Germaniya tashqi ishlar ministri Xitoy bilan to'qunish xavfi kuchaymoqda dedi. Germaniya tashqi ishlar ministri Annalena Baerbock Xitoy bilan to'qunish xavfining barg'onsiri kuchayganligini ta'kidladi. Germaniya avazining xabarida bildirilishicha, Germaniya tashqi ishlar ministri Baerbock 28-sentabr Xitoy hamkorlashuvchi sherik va raqobatchi, ammo barg'onsiri sistemalik raqibga aylanmoqda. Biz masalaga sal qaramaymiz hamda o'zgarishga sal qarashga yo'l qo'ymaymiz degan. Baerbock munozara jarayonida Xitoyning yaqinda dunyoning har qaysi joylarida bir qator cho'ng voqealarni paydo qilganligini sanab o'tib, oldi bilan Xitoy tashqi ishlar ministri va mudofaa ministrining vazifasidan qoldirilganligi yoki g'oyib bo'lganligini, yana bir tarafdan iyg'ir o'ymilik krizisiga yetib, yoshlarning ishsizligi kun sayin kuchayganligini, diplomatik jihatda Xitoyning Bashar Asadni qo'llashdan boshqa Talibanlar bilan diplomatik munosabat o'rnat qanlıqını Hindistan ve Tayvan'nın Xitay'nın tecavüzcülük tehditigi düşkelgenlikini bildirgen. Baerbock yana Xitay'nın yeniden elan kılgan haritisini körüstüp, Xitay'nın Pütkül Cenubi Deniz Tabelikide zimin davası kıldıqanlıqını təkitləb, Xitay'nın bu teşebbüsü başqa devletlerinin Deniz Tabelikigi qarab kengiyip, başqa devletler bilen bolgan zimin tokunuşini payda qılıdu digen. U yana Germaniya hukumatı oturgu qoygan Xitay strategiyasi tunji qitim Xitay bilen bolgan munasibatni puxta ramki bilen ta'minladi. Biz kuchimizning yetishicha hamkorlashishni xohlaymiz, ammo u cho'qim adil qoidalarni asos qilishi kerak degan. Bildirilishicha, o'ktishi partiya parlament a'zosi Peter Bestrun Baerbockni Germaniya tashqi siyosatining Xitoy bilan bo'lgan munosabatidagi izchilligini buzdi deb ayblagan bo'lib, u ilgiriki hukumatlar 50 yil vaqt sarf qilib Xitoy bilan munosabat o'rnatdi. Amdilikda siz qurilib bo'lgan hamma narsani vayron qilyapsiz degan. Yevropa İttifaqidagi 11 davlat Huawei bilan Zhongsheng uskunalarini boykot qildi. Yevropa İttifaqidagi 11 davlat Yevropa İttifaqining 5G to'rining bexatarligiga kafolatlik qilish uchun Xitoyning Huawei va Zhongsheng shirkati uskunalarini boykot qildi. Amerika ovozining 29-sentabr xabar qilishicha, Xitoyning xatirini ko'nsiri tunib yotgan davlatlar barg'onsiri ko'payayotgan bo'lib, Yevropa davlatlaridagi texnika shirkatlari Xitoyning Huawei shirkati bilan Zhongshengning to'r uskunalarini boykot qilishga qo'shilgan.
Xabarda qeyd qilinishicha, Germaniya oldingi hafta shirkatlardan Huawei uskunalarini ishlatishni cheklash yoki cheklashni talab qilishga tayyorlanganligini aytgan. Bu yil 6 oyda Yevropa ittifoqining ichki bozor amaldori Thierry Breton texnik ko'p Yevropa davlatlarini bu ikki Xitoy shirkatining uskunalarini boykot qilib, mahsulotlarining Yevropa ittifoqining 5G telegraf to'g'rida ishlatilmasligiga kafolatlik qilishga chaqirgan. Bildirilishicha hozirga qadar Angliya, Estoniya, Daniya, Fransiya, Germaniya, Italiya, Latviya, Litvaniya, Portugaliya, Ruminiya va Shvetsiya qatorliq 11 davlat Xitoyning Huawei bilan Zhongsheng shirkatining uskunalarini boykot qilishga qatnashgan. Shundoqla 2020 yili Angliya Huawei'ga o'xshash yuqori bexatarlik xavfi bor deb qaralgan ta'minlovchilarning Angliyaning 5G to'g'riga kirishini cheklashni qaror qilgan edi. O'tgan yili Angliya Huawei mahsulotlarini Angliya to'ridan chiqarib o'tish muddatini uzartib, 2023 yilning oxirigacha to'r sohasidan butunlay chiqarib o'tishni qaror qilgan edi. Tayvan tunji suv asti paroxotini dengizga qo'yib berib, Xitoyga hayvi ko'rsatdi. Tayvan Xitoyga hayvi ko'rsatish va tahdid selish uchun yo'l qo'ygan yerlik mudofaa sanoatini kuchlantirish plani bo'yicha tunji suv asti paroxotining sinoq nusxasini dengizga qo'yib berdi. Tayvan davlat ichki mudofaa suv asti paroxoti programmasiga asosan yasalgan tunji suv asti paroxotini tunishtirgan bo'lib, u Tayvanning egalik huquqiga tahdid selib kelayotgan Xitoyga ko'rsatilgan hayva va tahdid deb qaralmoqda. Tayvanning port shahri Kaohsiungda o'tkazilgan marosimda Haykun nomli suvosti paroxoti sinoq qilinish uchun dengizga qo'yib berildi. Tayvan rahbari Tsai Ing-wen Kaohsiung portida o'tkazilgan marosimda so'z qilib, Tayvanning Xitoyga bosh egmaydiganligini bildirdi. Tsai Ing-wen marosimda qilgan so'zida tarix bu kunni mangu asti saqlaydi. Yerlik suvosti paroxoti yasash o'yi ilgari mumkin bo'lmaydigan ishda qaralgan edi. Ammo bugun ko'z oldimizda biz loyihalagan va ishlab chiqargan suvosti paroxoti turibdi. Bu bizning Tayvanni qo'g'dash irodamizning aniq ifodasidir, dedi. Harbiy amaldorlarning so'ziga asoslanganda 1 milliard 540 million dollarlik dizel elektrlik suvosti paroxoti har xil sinoqlardan o'tib 2024 yilning oxirida Tayvan dengiz armiyasiga topshirildi ekan. Bu suvosti paroxotida Amerika mudofaa shirkati Lockheed Martinning jang sistemasi bor bo'lib, Amerika yasagan boshqariladigan bombalar bilan qurollantirildi ekan. Xitoyning 51 yillik mushuk ayiq diplomatiyasi oxirlashdi. Xitoyning yaxshi niyatlik bosh elchilari deb qaralgan mushuk ayiqlari Xitoyning to'xtamdan chekinishi sababidan amerikaliklar bilan xo'shlashish oldida turmoqda. Anadolu agentligining bugungi xabarida bildirilishicha, Xitoy bilan Amerika o'rtasida 51 yil davomlashgan mushuk ayiq diplomatiyasi Xitoyning to'xtamdan chekinishi sababidan oxirlashadigan bo'lib, 1-oktyabr Washingtondan ayrilgan mushuk ayiqlar hayvonotlar bog'ichisidagi oxirgi kunlarda ziyoratchilarning diqqat markaziga aylanmoqda. Xitoyning mushuk ayiq diplomatiyasi tarixi haqida 2022 yil 4 ayning 14 kuni Davlat arxivi nomli to'r bekatida chiqqan bir xabarda 50 yil ilgaridagi 16 aprel Amerika prezidenti Nixon davrida Xitoydan Shengsheng va Lingling ismli ikki mushuk ayiqning sovg'a qilinganligi va ularning 90-yillarda o'lganligi va shundan keyin Meishang bilan Tiantian ismli ikki mushuk ayiqning ijariga olinganligi bayon qilingan bo'lib, 1982 yildan boshlab mushuk ayiq diplomatiyasining sovg'atdan ijariga o'zgarganligi va Amerikaning har bir mushuk ayiqqa 1 million dollar ijara to'lab kelganligi va 51 yildan keyin tunji qitim to'xtamning Xitoy tarafidan uzartilmasligi sababli mushuk ayiq diplomatiyasining oxirlashganligi bildirilgan. Mushuk ayiq diplomatiyasi Xitoy rejimining boshqa davlatlar bilan bo'lgan do'stlikni kuchaytirish, jiddiy vaziyatni boshdan kechirgan davlatlar bilan sug'uqchilikni tugutish va Xitoyning obrazini yaxshilashda asoslik rol o'ynab kelgan bo'lib, Xitoy-Amerika munosabatining qaysi darajada yiriklashganligining yana bir ifodasi deb qaralmoqda. Xitoy Urumchida atalmış kishilik huquq taraqqiyot munbiri o'tkazdi. Xitoy xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yash uchun Urumchi shahrida atalmış Xinjiang kishilik huquq ishlari taraqqiyot munbirini tashkilladi. Tangtao to'g'rining xabar qilishicha, Xitoy rejimi 27 sentabr Sharq Turkistonning Urumchi pedagogika universitetida atalmış Xinjiang kishilik huquq ishlari taraqqiyot munbiri o'tkazgan bo'lib, munbarga Xitoy ijtimoiy fanlar akademiyasi, Xitoy xalq universiteti, Nanjing universiteti qatorliq ijtimoiy fan apparatlari, Sharq Turkistonning ichki sirtidagi oliy maktablardagi aloqador tadqiqot sohasidagi 12 nafar atalmış mutaxassislar qatnashgan. Atalmış mutaxassislar yig'inda Xinjiangdagi har millat amma yangi texnikalarni egallab, qo'rsoq to'yg'izishdan yaxshi taom yeyishgacha, kiyimi butun bo'lishdan chiroyli kiyinishgacha, eshak arvosida yo'l yurishdan zamonaviy qatnash qurollarida yo'l yurishgacha turmush sharoitini uzluksiz yaxshildi deb bildirilgan.
Xitay İctimai Fənlər Akademiyası Xitay Çigra Rayon Tədqiqat Ordunun tədqiqatçısı Xu Jianying atalmış öz aldığı əmge qılış Şinjandakı hər millət xalqının bəxtlik turmuşunun kapaliti digən temədə söz qılıb, Xitayının Şərq Türkistəndə icra qılıbatqan irqi qırğınçılıq cinayetini yuşuruşqa tırışqan. Xitay Xalq Universiteti Qanunşünaslıq İnstitutunun profesori Ju Liyu Xitayının Birləşkən Ölətə Təşkilatı Kişilik Hüquq Kengişidiki Şərq Türkistanğa alaqadar məsillər toğrusidiki səbsətilərini bayan qılğan. Münberde 12 atalmış mütexessis Şinjandaki her qaysi milletler beraber ixtiyari öz aldığa erkin qadir qimmet bilen emge kılmaqda. Şinjanda mecburi emgek yok. Taşqi küşler Xitayını çekleşni maksat kılmaqda digen sebsetilerini yeni tekrarlığan. Xitay rejimi Şarq Türkistan'daki irqi qırğınçılıq cinayetini yuşuruş üçün yıqınqı yıllardan beri xalqaralıq sayahat ümmeklerini təklif qılıb, alahide tayyırlanğan çeklik uğrullarını ziyaret kıldırıp köz boyab gelmekte. Xalqarada kişilik hüquq meselesi de besimğa duş gelgen Xitay rejimi sebsetler oturğa koyup, Şarq Türkistan'da devamlıq icra kılıvatkan irqi qırğınçılıq cinayetini devamlaştırış üçün atalmış kişilik hüquq tərəqiyat münbirini təşkilligen bolup, Xitayının bu kılmışları xalqara tertibke karşı sebsetlerini payda qilishqa, shundaqla xalqaro jamiyatning tartibini qalaymaqan qilishqa boshlaganligidan dirak bermoqda. 9-gi navbatlik Türk dunyosi rasmiy aql amborlari yig'ini Qozog'istonda chaqirildi. Türk devletleri teşkilatı'a əza ve küzetküçü əza devletlerinin resmi taşqi siyaset tətqiqat merkezlerinin 9-cu qıtımlıq yığını Kazakistan'ın paytaxtı Astana'da ötküzüldü. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilmişçe yığınığı Türkiye'ye vakal eden Türkiye Cumhuriyeti Taşqi İşlər Ministerliğinin baş məsləhətçisi, Qoşumçu Taşqi İşlər Ministerliği Stratejilik Tətqiqat Merkezinin başlığı Dr. Nuh Yılmaz ve həmrahlıqıdaki vekiller ömeki qatnaşdı. Qazaqıstan Stratejilik Tətqiqat İnstitutu elan qılğan yazma bayanatqa asaslanğanda yığınğa Dr. Yılmaz bilen birlikte Türk Devletleri Təşkilatı Baş Katibi Başelçi Kuban Çibek Ömür Aliyev, Azerbaycan, Qazaqıstan, Qırğızıstan, Özbekistan, Türkmenistan, Vengriya qatarlıq ellerden gelgen vekiller ve diplomatlar qatnaşqan. Yılmaz yığınının alahide kısımda söz kılıp, Türk Devletleri Təşkilatının qurulğandan buyan tiz özgürüşlerine baştan keçirgenlikke işaret kılıp ötken. O, Saudi yönelişinin özgergenlikini ve Asiyanın dünya iqtisadıda aldıngı orunğu ötgenlikini tilgayılıp, özlerinin tarih ve coğrafya bəxiş etken bu fırsatlarını koldun berip koymaslıqı gereklikini təkidligen. Yığın dairesi de iki taraflık ve köp taraflık uçuruşlarımı ötküzülgen. Taşqi İşlər Ministerliği Stratejilik Tədqiqat Merkezinin başlığı Dr. Nuh Yılmaz, Türk Devletleri Təşkilatı Baş Katibi Ömür Aliyev bilen körüşgen. Yılmaz bilen Ömür Aliyev ayrım söhbət ötküzüp, Türk dünyasındaki resmi akıl ambarlarının kəlgüsü bir məzgil içinde taşlaydıgan orta qədəmleri, yolu qoyduğun pilalları haqqıda fikir almaşdırgan. Türkiye, Azerbaycan'ın zimin bütünlükünü alahide təkidledi. Türkiye Devlet Xavupsizlik Kengişi Ermeniyanı öz içiga alğan barlıq tərəflərge Cənubi Kavkazda uzun müddətlik tinişliqni kapalatke iyi qilish yolunun Azərbaycanın şərtsiz zemin bütünlüginin toluq əməlge eşişi bilen ecilidğanlıqını bildirdi. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilmişçe, Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın başçılığında 28 sentyabr paytaxt Ankara'da Prezidentlik Sarayı'da ötküzülgen Devlet Xavupsizlik Kengişi yığınıdan keyin xitabnama elan qılındı. Xitabnamada PKK, KCK, PYD, YPG terrorluk teşkilatı'a kanunluk karıştırışının begunah kişilerini öldürgen, balılarga mecburi halde koral tutkuzgan, devletinin tabii baylıklarını talantaraç kılgan bu korcak teşkilatının tınıştık bilen hatircemlikten aldıdaki en çok tosalgı işgellikini Suriye halkına mı tasdiqli gallıqı asker edildi. Şunun bilen birge bu katıllık torunu devamlı kollavatkan aktörlerga, halkara kanun ve kişilik hukuktan gelip çıkan mecburiyetleri bilen ihtibaktaşlık mesuliyetleri eskisiylendi. Türkiye'nin tahminen yarım esirge yakın vakit içinde muhim hırslarına düşkülü atkan dost ve qeyrindaş Irak halkını devamlıq en zor derecede kollaydıqanlıqı alahide asker edildi. Kerkükdü tinişliğini qoğdaş ve bu devletteki terrorluk teşkilatlarını üzül kesil yoktuşunun rayonu qarıtlıqan siyaset prinsipleri içinde işgallike təkidlendi. Xitabnamada BDT Tinişlik Saqlaş Qisiminin Şimali Sipirus Türk Cumhuriyetinin İgilik Hukukuğa ve Sipirus Türklerinin en akalli insanperverlik ihtiyaclarının kamdılışıgı tutkan koş ölçemlik pozisiyası hem de faaliyetlerinin biterablik prinsipiğe maskelmeydiğallıqı bunun BDT'nin inavetigi ziyansalgallıqı təkidlendi.
Türkiye'nin halkaralı kanun ve şartnamelerden kilip çıkan hak hukukları dairesi de Sipros Türklerinin beyhaderliği ve tınışlıkının kapaleti buluşunu devamlaştırdığı kayıt kılındı. Kitapnamede Ukrayna'da devamlaşı batkan uruşku münasibetlik en yeni özgürüşler, Karadeniz açlık gelişimini canlandırış katarlık meselelerine münasibetlik besildiğen kademlerinin müzakere kılınganlığı mı bildirilgen bulup, Türkiye'nin 10. sentabr yüzbergen kelgün apeti sebeplik kıyın küllerini baştan geçirgen dost ve kırındaş devlet Livya halkı kılınan yardımlarının devamlaşıdığanlığı kayıt kılındı. Hürmetli görmelerimiz, şunakalı bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Ayetki programımızı görüşürüz. Aman boğayızlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.